Belasımsın acaba ya? Vallahi billahi ben o pencereye tahta çakacağım ben. Yok yok vazgeçtim. Tuğla öreceğim tuğla. Ezgi teyzem doğru söyleymiş. Çok konuşuyorsun Defne hala. Ne? Ne dedin sen? Ya ne oluyorsunuz ya? Nöbetten geldim bir uyutmadınız ha. Ezgi sen Doruk'a benim çok konuştuğumu mu söyledin? Ne? Kim demiş? Ben mi demişim? Hı hı. Ezgi hesap ver. Çok mu konuşuyor dedin sen benim için? Ya sen el kadar çocukla benim dedikodumu mu yapıyorsun acaba? Ha? Hakim sen zamanından süper. Doruk kaçmış sizde mi? Nerede olabilir ki? Tabii ki bizde. Oh. Ne haber abla? İyi. Ablasının kuzusu. Aa, formanla mı uyudun sen? Nöbetten gelince devrilmişim öyle. Leyla. Ya Leyla al şu oğlunu yoksa kan çıkacak. Sabah sabah uyurken tepeme atladı ya. Ay bir zıplamışım tavana yapışıyordum yeminle. Oğlum ben sana demiyor muyum halanın tepesine zıplama diye? Ha? Bana bak bakma öyle şirin şirin. Üzme o ağzını da yerim. Isırırım seni anladın mı? Isırırım. Ya ne kadar çok. Parçalarım seni. Isırayım mı ha? Hayır. E ama saat kaç olmuş? Defne, hani alarmı kuracaktın bebeğim? Bebeğim ilk günden işe geç mi kalacaksın? İş! Evet iş. Ay ben bugün işe başlıyordum değil mi? Ya siz insanda kafa mı bırakıyorsunuz? Benim bugün ilk iş günüm ve siz car car konuşup beni oyalıyorsunuz. İnanamıyorum pes, gerçekten inanamıyorum size. Biz car car konuştuk değil mi şimdi? İçeri gel. O ne abla? Elbise tatlım. Bunun şimdi zirzop olmayan bir kıyafeti de yoktur. İlk günden rezil olmasın. Duydum seni. Evet. Plaza kızına benzedim ha. Defneciğim, Aras Teknoloji dağlık alanda mı yavrum? Yo, plazada. E o zaman? Ay, yalnız ben nefes alamıyorum, patlarım bununla. Sen nasıl sığdın bunun içine acaba? Ay bebeğim, ben doğumdan önce senden bile inceydim vallahi, hatırlarsan. Olmayacak. Ben bunu çıkaracağım. Nefes alamıyorum çünkü patlayacağım. Kastı bu beni. Çıkarın. Aa, ama bebeğim güzel görünmek kolay mı? Yani hem sen kendin demedin mi? Aras Teknoloji'de sekreterler bile dergiden fırlamış gibi dedin. Sonra iş görüşmesinde ezik gibi kaldım da dedin. Demedin mi? Aa, dedim. Dedim değil mi? Ay, bence de bu işler öyle kolay değil ki. Sen nereden çıkarıyorsun benim nefes alamayacağımı? Alamasam da patlamam ya. Alemsin Leyloş. Ben çıkardım değil mi? Evet. Ver. Ay. Ay çok güzelim ben ya. Ha Ezgi müthiş olmadın mı? Kendi kendime asılasım geldi ama. Gerçi şimdi senin de elbisenin hakkını yemeyeyim Leyloş da azıcık kısa mı bu? Ha? Vallahi benim en uzun elbisem bu bebeğim. Ay senin en uzun elbiseni yesinler yengelerin en seksisi. Hala ya anneme seksi deme babam kızıyor. Babam benimle ilgili bir şeye karışamıyor Doruk'cum. Çünkü boşadım ben kendisini. Abla! Hadi hadi geç kalıyorsun sen de. Bir git de uyuyayım ya. Ay tamam ya. Gidiyorum.
Bekle beni Aras Teknoloji. Defne Barutçu geliyor. Çınar amcam gelmiş. Aslanım benim. Ne yapıyorsun lan İdris ha? Bu halin ne kız? Abi bak yine başlama tamam mı? Ben çok geç kaldım. Sonra konuşuruz. Hadi bay. Hop 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 hop. Geç bakayım şuraya. Şimdi içeriye gidiyorsun, üstüne başına düzgün bir şeyler giyiyorsun tamam mı? Bana bak Leyla. Sen de çocuklu kadınsın diye sana karışmıyorum. Bir daha Defne'ye var ya bunları giydirirsen çok kötü bozuşuruz ha. Ay bozuşsak ne olacak acaba? Yani abini boşamışım senden mi korkacağım? Yenge çocuğun yanında böyle konuş tamam mı? Aferin boşamışımlar falan. Ay sanki bilmediği şey. Subhanallah ya. Kız sen hala duruyor musun? Geç içeri. Ya abi saçmalama. Benim kıyafetlerimin hiçbirisi bu iş için uygun değil. Aras Teknoloji nasıl bir yer sen biliyor musun? Bir kere bütün hatunlar çok şık. İş görüşmesine gittiğim gün sekreter kadın bile bana ezikmişim gibi baktı. Şimdi böyle bir yerin yeni mühendisi olarak Defne, ben bu kıyafet... Ne? Sus. Ya bak... Defne sus dedim. Bak aile şirketinde çalışmayacağım dedin. Tamam izin verdik elin adamlarıyla çalışmana. Ama bu şekilde değil Defne Barutçu. Şimdi içeriye gir adam gibi bir şeyler giyin üstüne. Abi bak... Defne, ya üstünü başını değiştirirsin ya da bu iş başlamadan biter. Of! Allah'ın lazı! Allah'ın lazı öküzü! Sen nesin? Norveçli mi? İdris, aslanım. Boşuna mı emanet ettik oğlum bu kızları sana? Niye sahip çıkmıyorsun bu cadılara ha? Çınar, İdris deyip durma şu çocuğa. Onun adı Doruk. Ya he işte. Aslan sert dur. Emir gel. Hadi. Öküz. Allah'ın krosu medeniyet fukarası. Biraz ahisi. Hamsi beyinli. Abi değil düşman gibi. Ah. Sayesinde geç kaldım yetmedi. Bir de bu kılıkla maskara olacağım o çakma sosyete sekreteri. Ay arkamdan böyle göz devirip gülen. Defne. Bir yer bulup değişirsin artık. Hadi Çınar görmeden al şunları. Ya. Ay yengelerin kraliçesi ya. Ben sana ölürüm Leyla. Mecnun'un olayım senin. Sen o öküz olacak abimin kuruttuğu çöllerde su. Hadi yürü yürü. Hadi bay bay. Oğlum zaten geç kalmışım. İlla. İndireceksiniz değil mi beni? Zekalı. İndir. İndireceğim indir ben indireceğim yoksa indir. Ne? Ne bana bakıyorsun oğlum? Niye bana bakıyorsun? Işığa baksana. Yeşil yanıyor. Kırmızı yandı dur. Yeşil yandı geç. Ne yanıyor? Yeşil o zaman geç. Hadi. Ne var ama sıyorsun? Bırak bir dakika bekle. Tövbe tövbe ya. Siz kalmıştınız ha. Ne yapıyorsun oğlum? Kimecin? Ha? Pisliğe bak ya. Kime yapıyorsun oğlum? Kime yapıyorsun sen? Ha? Sen ağzını unutturmuş. Sıra. Yürü lan. Şu imaj olayını konuşmamız lazım seninle. Deniz hiç bulaşma abicim be. Sabaha kadar kollardaki hatayı aradım zaten. Buldun mu? Hayır. Ne yapacağız? Bakanlık sunumuna da çok az kaldı. Bilmiyorum Deniz. Bugün yeni yazılımcı işe başlıyor. Belki de o bulur hatayı. Ha ben iki haftadır bulamadım. Yeni mezun çömez bulacak. Tabii Deniz tabii. Ya yeni mezun ama çömez falan değil ya. Öğrenciyken dünya çapındaki bir topluluk projesinde gönüllü olarak çalışmış. İyi biliyor bu konuyu ya.
Ne haber? Yeşim, o ne? Ne? O. Elbise. Yapma ya, hani nerede? Of abi ya, başlamayalım yine. Yeşim! Ay Deniz, abime bir şey söyler misin? Onun tek gecelik sevgililerinin hepsi bunun yarısı kadar etek giymiyor mu? O yüzden tek gecelik oluyorlar zaten Yeşim. Yalın Aras, tam bir öküzsün. Değişmemiş o elbise. Ay çok affedersin abicim. Çünkü ben masamın çekmecesini öküz abiler için gerekebilir diye yedek uzun elbise koymayı unutmuşum. Yeşim, Şükret, şu hatalı kodu bulmamız lazım. Seninle sonra ciddi ciddi konuşacağız. Seninle sonra ciddi ciddi konuşacağız. Ne durumdasınız? Aynı, çalışmıyor. Sunumu mu ertelesek, ne yapsak? Ben arayayım mı Sağlık Bakanlığı'nı? Ya olmaz, müsteşara söz verdim. Bu hafta bitmesi lazım programın. Bir de şu yeni yazılımcı baksın da sonra endişeleniriz. Hem iş görüşmesinde konuşmuştuk biz onunla. Benzer sorunlarla karşılaşmış o daha önce çalıştığı projede. Saat 9'u geçti Deniz. Yani ilk günden geç geliyorsa bence hiç gelmesin yeni yazılımcımız. Trafiği hesap edememiştir. Benden bu kadar beynim ya. Ya ne yapacağız? Deniz, bu yeni yazılımcı çözebilir mi sence gerçekten? Vallahi bilmiyorum ki. Yazdığı kodları gördüm. Çok iyiydi. Ben mutluyum açıkçası ya. Ne umudu ya? Ya ilk kod yazsa ne olur? Saat olmuş 10. Bu saatten sonra gelirse de kov gitsin. İyi de hatayı siz bulamadınız. Yeni mühendisi de kovarsanız ne yapacağız biz acaba? Allah Allah, yeni mezun çömeze mi kaldık kızım? Yazılım departmanı uğraşıyor, biz de uğraşıyoruz. Bulacağız, tamam. Hala bulamadınız ama. Aslında ilk iş görüşmesinde çok hevesliydi kız ya. Kız mı? Yazılım departmana kız yazılımcı mı aldın Deniz? Kız. Bildiğimiz kız. Yazılım departmanına kız yazılımcı mı aldın Deniz? Kız. Bildiğimiz kız. Ne oldu? Dokundu mu Yalın Bey? Geç kaldı, iyi olmuş. Beceriksizliğinden dolayı kovsaydık ayrımcılık yapıyorsunuz diye dırdır ederdi bu cadı. Yok abi, kız beceriksiz falan değil ya. Boğaziçi bilgisayarı birincilikle bitirmiş. Şu çalıştığı açık kaynak kodlu proje var ya, orada yaptıkları çok etkileyici. Tam da bizim konu ha. Büyük veri yorumlama projesi. Hoş kız da. Hem akıllı, hem güzel. Şaşırdım vallahi. Güzel. Gördün mü, işte anahtar kelime bu. Niye işe aldığın anlaşıldı. Çünkü kız güzel. Ya ne alaka ya, ne alaka? Sabahtan beri yeni yazılımcı, yeni yazılımcı. O alaka Deniz. Oha ya, adım çıkmış bir kere kardeşim. Kod diyorum ya, iyi yazıyor diyorum. Bankaya gidiyorum. Gelir mi saat? Merhaba bebek. Çok güzelsin. Ya hadi be. Thank you.
Alo, Sefer Usta. Ya benim Bambi yağ da anlatıyor ya. Yok, bayağı var. He? Kartelin tıpasından. He, tamam. Dur bakayım, sıkayım bir onu. Tamam, tamam. Hadi sağ ol, sağ ol. Hayırdır levye falan? Manyak mısın sen? Ben mi manyak? Ben manyaksam sen süper manyaksın be. Arabaların altına girip kızları dikizleyen ben değilim, sensin. Otopark sapı, manyak sapık otopark katili. Ha yani ben süper manyak sapık otopark katiliyim. Burada bir arabanın altına konuşlanıp kızın biri gelecek de üstünü değiştirecek diye bekliyorum. Çünkü bizim şirketin otoparkı üstünü otoparkta değiştirmeye meraklı kızlarla doludur. Çok salak bir süper manyak sapık otopark katiliymişim hakikaten ben. Vay canına. Sinirliyken benden çok konuşabilen birine ilk defa rastlıyorum. Ya... Aslında ben pek konuşmam da sen sinirlerimi zıplattın. Sapık değilsin yani. Burada mı çalışıyorsun? Aha. Sen niye burada giniyorsun? Ya şunu... Yaklaşma! Yardım edelim dedik. Gördüğüm her fermuar açık kıza saldırmıyorum, merak etme. Amma korkaksın ha sen. Ben mi korkam? Ne korkacağım? Hem senin neyinden korkacağım ben? Ellerim falan yağlı diye dedim. Ha, pardon. Dikkat et, kumaşa bulaşmasın elindeki yağ. Ya ne kıymetli elbisen varmış. Senden pahalıdır bir kere o elbise. Yapma ya, ne kadar ederim sence ben? Ben ne yapmışım kızım ya? Abin saldırdı. Sonra ne oldu? Bir şey olmadı. Ben kızla gittim, yalın da eve döndü. Sonra hatalı kodu bulacağım diye sabahlamış. Ay böyle 24 saat ya kız ya iş. Sizin sonunuz hayır değil ha. Ev versek mi sizi, ne yapsak? Benim işim olmaz. Sen git yalına bulaş. Hem o benden büyük bak. Aa. Ha, gerçi bu işler sırayla değil mi? Ay ben abime sevebileceği bir kız bulayım ha. Kolaydı. Olmadı mı hala? Kötü sıkışmış. Bana bak, numara yapmıyorsun değil mi? Ya, ya kızım delirtme adamı, ne yani sırtını ellemek için mi fermuar sıkışmış diyeceğim. Yuh ya. Bana yırtılmadığını söyle. Ha? Yok merak etme, sağlam fermuarmış, oldu. Niye burada giyindiğini söylemeyecek misin abi? Öyle icap etti diyelim. Şimdi müsaade edersen geç kaldım. Nereye geç kaldın? Patronunla görüşmeye canım. Deniz Aras beni bekliyor da.
Ne görüşecekmişsin Deniz Aras'ta? Sana ne? Deniz Aras için mi o mini elbiseyi giydin? Öyle mi etkileyeceksin onu? Hı hı. Evet. Uzun elbiseyle tavlayamıyorum da kendisini. Bir de böyle deneyeyim dedim. Dedim ki kendi kendime mini elbise giy Defne. Böylelikle Deniz Aras seni görür görmez evlenme teklif eder. O da olmasa bir otopark sapına sana hakaret etme imkanı tanımış olursun derim. Aman ne güzel çattık ha. Hödük odun saygısız sersem şirket ayısı. Defne. Ne? Nefes al. Sen benim adımı nereden biliyorsun? Kendin söyledin. Dedim ki kendi kendime mini elbise giy Defne dedin. Ha. Bu arada Laz mısın? Nereden anladın? Koltuğunun yanında levye taşıyan biri ya minibüs şofördür ya Laz kızı. Çok komik. Şimdi müsaade edersen gidip patronumu etkilemem lazım. Çıplak ayakla mı patronu etkileyeceksin Laz kızı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.